Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Emine abla. Efendim aşkım. Ne yapıyorsun? Yemek az, diken ucu kavuracağım. Arkadaşlar, bugün İstanbul Sanayi Mahallesi'nde, ne burası? Kağıthane. Kağıthane'de eşimin kuzenine geldim. Halasının kızı. Evet. Bir halatı soralım arkadaşlarımıza. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz. Emine ablayı ziyarete geldik bugün. O da dedi ki, Ayşe'cim dedi, burada dedi mantarlar var dedi. Diken ucu varmış, kız kardeşi getirmiş. Öbür Firdevs getirmiş. Mantarlar varmış. Onları seninle kavuralım, gel video çek dedi. Ben de hiç onu kırar mıyım, değil mi Emine abla? Evet. Allah razı olsun. Evet. Yeşil soğanla hangisini kavuracağız? Diken ucunu kavuracağız. Diken ucunu. Kuru soğanla da mantarı. Evet canım. Ne mantarıydı bu? Şey, kanlıca. Kanlıca mantarı. Karışık. Karışık. Mantar. Evet. Emine ablanın da kızının, Elif'in selfie çubuğu varmış. Tripodumu getirmedin. Oynayabilir selfie çubuğu. Kusura bakmayın. Selfie çubuğuna taktım. Şunu biraz şey yapsın. Öyle çekiyorum. Bu arada soğanın da suyunu biraz kavurunca mideye dokunmazmış, yağdan önce biraz kavursan. Bak, püf noktası. Gerçekten söylüyorum. Çok arkadaşlar böyle yapıyor. Püf noktası. Evet. Seni de tanıyanlara selam söyle. Sen de selam söyle. Herkese selam söylüyorum. Bütün tanıdıklarıma. Herkes Allah'a emanet olsun. Aleyküm selam. Ben de aldım selamını onların yerine. Allah razı olsun. Evet canlarım, birkaç gündür ben yoğunum. Sizlere video atamıyorum. İnşallah Emine ablanın sayesinde bu videoyu atacağız. Kızımın nişanını yapacağım Haziran'ın 5'inde. Alışveriş, ev, misafir derken biraz ara verdim. Tanıdıkları hep nişana bekliyor. Tanıdıkların nişana bekliyorum. Emine ablayı da nişana söylemeye geldik. Hem ziyarete geldik. Püf noktasını bilmiyordum. Sadece yağ koymadan mideye dokunmuyormuş böyle bir kavurunca. Bir de yıkadı soğanı. Şey yaptıktan sonra, doğradıktan sonra. Çok titiz bir kadındır ha. Ben kendim titizimden geçer. Yemeğimi yaptım, yemeği biraz şey yapmaya çalışıyorum. Evet. Diken ucu dediğimiz, dikenlerin ucunda böyle bir şey var arkadaşlar. Böyle tazecik tazecik çıkıyor. Çok güzel. Biz buna diken ucu diyoruz. Topluyoruz ve yiyoruz. Bu kırmızı kırmızı olur. Yok. Gerek yok. Zaten kaynıyor şeyin içinde. Tabii. Yok, haşlanmış da olur. He tamam. Bir şey yok. Bir şey olmaz. Sen bilirsin. Sen mantarcısındır. Öyle şeyleri benden iyi bilirsin. Biz yok be, Emine abla, ben evlenmeden önce kaç sene durdum sanki, 18 yaşında evlendim. Mantarı nereden bileyim, şeyi nereden bileyim, elimden geldiği kadar yapıyorum işte. İstanbul'a geldim, 30 senedir İstanbul'dayım. Bilmiyor musun, küçücüktüm geldiğimde. 32 senedir kız olmuş, aynı böyle. Şimdi o zaman geriye geldi buraya. Sen bilirsin on kafanda yeni geldiğimiz zamanları. Fatma, Ali, Elif küçücüklerdi. Ya benim geldiğimde Elif 2 aylık filandı ya. 2 aylık bir şeydi. Fatma'yı biz bir kere tramvayla Bakırköy'e getirdik. Fatma benim elimden kaçtı da böyle koştu gitti tramvaydan. Mustafa onu bir tokat attı. Bir daha kaçarmışsın diye. Sen dedi emanetsin bana çok, dedi. Çok abacandı. Hatırlıyor ama. Hatırlar çok abacandı. Yani şey niye olarak gidip, vurmadı yani. Gidip. Hani acıtacaklıyım demedi de. Hayır, hani şey böyle yani
korkutmak için niye böyle kaçtın elimizden? Düşersin, bir şey olur, araba çarpar gibi, tramvaydan düşersin gibi korkutmak için asla öyle acıtmadı. Öyle şey yok. Acıttı mı sıkıntı? Şimdi arkadaşlar da der niye öyle dedin? Yok. Ama çok korkmuştuk. Hatırlıyor diye. Ama iyi etti diyor. Çocuk var, az mı yaramaz? Bizim sorun da böyle şimdi. 5 dakika bir yere gidiyor. Değil mi? Evet. Bakayım. Evet, soğanların yeşilliğine bakın. O kadar güzel. Acı seven var mı? Bizde sıkıntı yok. Bakayım mı gidiyorum acı? Yok, acı seven var mı? Enişte falan yer mi? Yer olur. Bizde sorun olmaz. Acı severim. Bir soğan katarım. Bir biber durayım mı? He, duran. Ben yine bir durayım. Ayşe soracağım, Mustafa kim yetiştirir? Tamam, yeter o, yeter. Ne oldu, oldu. Bir de benim yüzüm herkes acı yiyene. Yeni yiyene diyor. Ben acı çok seviyorum. Çok maşallah, maşallah. Dün akşam kokoreç yedim, bastım acıyı. Maşallah, maşallah. Acı yemek önemli de, onu çıkarırken azı çıkaracaksın işte, o zor. Sus. Susmuyor. Sıkıntı yani. Kapattın mı? Yok. Allah'ım ya. Ben çok şey yapmıyorum. Acı yemek. Evet. Biraz biz bunları kavuralım. Bir oran zerdeçal atayım mı diyecektim ama belki sevmiyorum, bakmıyorum. He, zerdeçal. Her yemeği az bir zerdeçal atıyorum. Ben yemeğim. Katma, istersen kat. Katmayayım şimdi, yemeğim. Ben her türlü yerim. Allah razı olsun. Katayım evet, şunu. Evet, sevgili Nurcan Duran'a emanet ettim tripodu. Selvi çubuğudur. O yüzden sallanıyor. Kusura bakmayın. Evet. İkisi de soğangillerden olduğu için aynı kaşıkla yapabiliriz. Hayır, o da soğan. O da soğan, o da soğan. Kenucu. Canlarım. Biliyorum. Özlediniz beni. Daha Iğdır'dan arkadaşım var. Bir tane takipçim. Allah razı olsun. Ayten Ayten Bulut Zorlu. Yoksa Ayten Zorlu mu? Evet, Ayten Zorlu Bulut. Buradan ona selam söylüyorum. Bütün takipçilerime ve beni destekleyen herkese selam olsun. Ben şey, sen sıkar mısın? Neyi? Bunu. Sık sık, bir şey olmaz. İyi sıkılmıyor, geldi de. Sık. Evet. Tercanımız açılır da tercanımız... Bunun adına bir de şey diyorlar, ne diyorlar ya? Bunun adına başka bir şey de, biz diken ucu diyoruz da, mölülcan. Evet. Mölülcan diyorlar çoğu insan. Her yerde farklı söylüyorlar. Evet. Mölülcan. Bak ben bunu bir saat düşünüyorum. Duvar kalınca mantığı çok kalınca şey olmuyor diyor, değil mi? Ha, getir, olsun. Getir. Evet. Al canım. Anımız pembe pişmeye döndü. Evet, mantarımızı da koyalım. Evet, evet. Vallahi doğadan besleniyoruz arkadaşlar bugün. Aynen. Bir katımız olmadı şimdi. Evet, inşallah. Bu önümüzdeki günlerimiz böyle olmasaydı şey yapacaktık. Melülcan toplamaya, diken ucu toplamaya gidecektik. Gideriz inşallah. Bugün de çekeceğiz. Neresiydi orası gideceğimiz yer? Sarıyer. Ha, Sarıyer ormanlarında. Ben 19-20 yaşlarımda gitmiştim bir kere. Bir daha gitmemiştim. İki defa gitmiştim o zaman. O zamandan beri bayağı değişti burada. Değişmiş, evet. Devrili ya. Gidi ya. Ulan nereye gidiyorsun? Sanki benim çekimimi beğenmezsin. Beğenirim, beğenirim. Tuzlarını attın mı Emine abla? Attım az ama
Sen bu tuzlara bak istersen. Sen şuradan kaşık verin. Bugün Emine Dönmez'in İster evindeyiz. İstersen şuradan kaşık aldım. Onu ziyarete geldik. Ondan da bizim kaşıktan bak. Nurcan Duran kameramanlık yapıyor. Tamam, onu ilerlersen menajerim yapacak. Ay inşallah. İnşallah çok iyi olur. İnşallah. Çok iyi yerlere bu benim gelmeyi... en kıymetli eltim. Öbürkileri ayıp olmasın da. Yok öyle söyleme. Öyle söyleme. Söyle. Hepsi değerli. Allah hepinizden razı olsun. Bunu bana ağzıma sürmedim bunu. Tamam. Hepiniz ayrısınız bana sorarsanız. Ha? Bana sorarsanız. Bu benim lafım. Ben kardeşim bile de diyor. Ey en kıymetli kardeşim sensin diyor. Öbürkileri... Kimin yanına gidersem öyle diyorum. Kim bana iyi davranırsa öyle söylüyor. Şimdi öbürküsünün yanına gidelim. Bu sefer bu ne ekerim? Değil mi? Aynen. Ah, o da güzel. Ben ekilmeye alışığım zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Kalları iyi yaptın. Bu rahat tuzlu değil mi Emine abla? Rahat olabilirsin. Rahat bana şey. Ha, şey. Bunun için değil. Tuzlu olabilir. Alen işte yemiyor değil mi? Bak, baktım tuzuna. Şunun için attığın tuzlu. Çubak mı? Öyle mi? Giden gelen oldu ha. Ali eniştenin diyaliz hastalığı olduğu için. Evet, eniştem diyaliz hastası. Yemekler yiyemiyor. Buna böyle yemek ayarlıyor. Ve sebze türü yiyor. Öyle ağır yemekler yiyemiyor yani. Ben de şimdi... Geldi. Uyumadı zaman önce yollara düştü. Ay. Yemin ederim. Uyku çok seviyor. Evet. Sabahleyin. Biz de seviyoruz Ali enişteni. Allah razı olsun ondan. Allah razı olsun. Aynen. Geçen de diyor ki Ayşe aynen. Diyor sizin evde. Senin yanında hiç kimse diye yaşlanmaz kız diye. Hatırlıyor musun? Aynen aynen. Niye enişte dedi? Vallahi diye benim görüşüm öyle diye. Senin yanında olan diye yaşlanmaz diye. Sen sakat görüyorsun diye. He? Sen sakat görüyorsun. Hı, öyle diyor. Sağ olsun bak yakın görmüş öyle benim diyor yani. Benim Aydem'i seviyorum. Aydem'den ziyade benim daha çok seviyorum. Ya aslına bakarsan var ya iyi insanından iyidir yani. Herkes öyledir. Sadece ben değil yani. Herkese göre öyledir. Evet şimdi biraz durduralım arkadaşlar. Biraz sonra tekrardan. Evet. Şimdi tavuk doğradı koydu oraya. Burada da makarna var. Biri tavuğu soslar mısın? Soslar mısın tavuğa? Veriyorum. Ver. Hangilerinden katalım? Kerip pişeyim biraz pişince mi koyayım baharatları? Yoksa ki? Yok yok koy üstüne. Şimdi koydun. Kimyon mu koydun? Ne koydun? Şu kaç baharatından koydum az bir şey. He. Karabiber. Az koydum ama. Kırmızı biber. Şey, kimyondan az koy. Şey bu tavuk çeşnisi. Tavuk çeşnisi. Evet çeşnisi. Biraz fazla koyabilirsin. Evet. Çünkü bunun içinde sarımsak tuzu tamam. Falan da var ya. Yeter. Sevmiyor olur diye düşündüm. Yok çok ağır bir baharat değil. Az zerde. Özel var. Çeşni galiba. Evet. Baban çağırdı. Şey. Evet. Benim için karabiber vermedim. Veriyorum. Koydun ya. Ha, o yeni bahar. Yeni bahar. Yeni bahar, yeni bahar koydum. Zerdeçalı kattığına karabiber katmazsan faydası daha az oluyormuş. Zerdeçalı ben de bir şeylerin içine koyup içiyorum bu aralar. O bak o çok yoğurda falan katıp yemek aynen. Çok faydalı ama şunu alsın anneciğim. Şey faydalı. Biberi yeni. Bak hadi bak. Bir daha söyle. Bir daha söyle. Hanım nasıl yardım edebilirim sana? Bak yardımcım çok buldu. Çok teşekkür ederim. Eniştem bu arkadaşlar sağ olsun bizleri güler yüzle karşılıyor. Şey yapmaz. Yardım ederim gerçekten. Allah eniştem nasılsın iyi misin? Ben iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Valla biz Allah de Allah seni gördük böyle sağlıklı olmana biz de iyi Allah olduk Allah inşallah. Allah her adımlarımıza hak sevabı yazsın. Amin, amin. Yani biberi kesin lazım mı? Yani bulamıyorsam çok zorlanırım. Tamam, tamam, yok. Hanım diyor, tamam. Nasıl yardım edebilirim sana diyor. Sabah kalkmış erkenler sizi gelecek diye. Hanım ne alayım, ne yapayım? Vallahi. Nereye dönmüş, yemin ediyorum. Şimdi ne alayım misafir? Az önce de markete gitmiş hasta hasta arkadaşlar. Vallahi üzüldüm de. Ne üzülüyorsun o gitsin? Her zaman gider. Sırıntısı yok, Allah razı olsun bir kere.
Sizden de Allah razı olsun. Şimdi 17-18 senedir diyalize gidiyor. Kendini salmadı. Kendini salsa işe gider ufak tefek böyle yardım eder, yürüyüş yapıyor, parka gidiyor. Kendini kapıp koyvermiyor yani. Haftalığa kendini gelmedi. Evet. Çok şükür hayatta. Hastalığını sağ. Düşünmek istemiyor. Tamam, evet. Allah'ım inşallah şifasını da verir. Koymadım. Az kavrulunca koyacağım. Tamam. Evet, makarnamız pişiyor burada. Bulaşık makinesi boşalmadı. Kuskus makarna. Evet. Ben de yapıyorum ya, devamlı yapıyorum. Arada bir yaparım. Batı'nın yaz nasıl seviyor, bilsen sen onu. Ben de seviyorum. Ben yoğurtlusunu da yapıyorum, içine mısır falan koyuyorum. Güzel oluyor. Salata gibi. Hı-hı. Böyle de yapabiliriz, mısırımız var. Evet arkadaşlar, soframızı kurduk. Allah bereket versin. Amin. Emine ablanın eline sağlık. Eniştemin Allah cebine bereket versin. İnşallah Allah kesesine Allah bereket. Allah böyle Allah çorbamız tavuk suyuna. Tarhana çorbası. Bu doğal tavuk suyu değil mi? Köy doğal köy tavuk suyu, tarhana çorbası. Şimdi Emine abla neler yaptık say bakayım. Bu mantar turşusu salatasını yaptık. Bu da tavuk kavurduk. Tavuk yemiş. Dolmamız, mantarımız. Konserveydi bu mantar. Köyden getirdim. Bu da diken ucu. Bu da Amerikan salatası. Evet. Tarhana çorbası. Bu diken ucu kimisi buna? Börekleri de kesseydin. Ne diyordu buna? Mölülcan. Evet, diken ucu. Dikenlerde oluyor. Bu da doğal. Dağlarda, evet, ormanlardan hepsi toplanıyor. Bugün pişirdiklerimiz. Bu da ormandan. Kızım böreği getirseydin. Zaten yaprağımız da doğal. Evet, memleketten gelmiş. Evet. Bugün doğal takılıyoruz arkadaşlar. Evet. Emine ablam, ellerine kollarına sağlık. Allah razı olsun. Sizden Allah bin kere razı olsun hepinizden. Evet. Selam göndereceğim biri varsa gönder. Rabbimiz din herkese Allah'ın selamı üzerine olsun. İzleyin herkese. Amin. Arkadaşlar. Allah işini rast getirsin, ne diyeyim. Eniştem sen ne diyorsun? Kolay kılsın işini. Çorbamız çok doğaldır. Herkese tavsiye ederim. Tarhana mı satıyorsun? Abone olun Ayşem'e. Ayşem'in yemek dünyasına abone olun. Herkese vallahi afiyet olsun. Vallahi biz hep çevremiz abone yaptık. Sağ olasın. Yok. Evet arkadaşlar, ben yiyenlere afiyet olsun. Yapanların eline sağlık. Kesesine bereket. Evet, hoşça kalın. Buradan sesimi duyan herkese selam olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Takipte kalın beni.